Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz haberlerle karşınızdayız. Öncelikle Güney Azerbaycan'dan başlayalım. Erliar Türker, Güney Azerbaycan Urmiye Belediye Meclisi seçimlerini kazandık açıklamasında bulundu. Daha sonrasında ise Sulduz Belediye Meclisi de Güney Azerbaycanlılar tarafından kazanılmış oldu. Bunun dışında kendisi birçok bölgede Güney Azerbaycan Türklerinin zafer elde ettiğini açıkladı. Bunun dışında İran Cumhurbaşkanı ise İbrahim Reisi seçilmiş oldu. Yıllar sonra Güney Azerbaycan Türklerinin o bölgede zafer ilan ettiği ifade ediliyor. Hayırlı olsun diyelim ve diğer haberlerimize bakalım. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş ve Malta Dışişleri Bakanı Everest Bartolo ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin üçlü bir biçimde yapıldığı ifade ediliyor. Daha sonrasında Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed Abdurrezzak Mahmut ile görüşme gerçekleştirdi. Daha sonrasında Malezya Dışişleri Bakanı, ardından ise Tacikistan Dışişleri Bakanı Seyruceddin Muhriddin ile kendisi baş başa görüşme gerçekleştirdi. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı da bilindiği gibi Antalya Diplomasi Forumu'nu ziyaret ediyordu. Hatta burada konuşma da yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüştü. Bir anda bugün kendisinin İstanbul'a gelerek Fener Rum Patriği ile görüştüğü açıklandı. Forum sürerken kendisi bir anda forumu bırakıp buraya ziyarette bulundu. Diğer haberimiz Moskova yani Rusya, Karabağ'dan sonra darbe alan Ermenistan ordusunun yeniden yapılanması için 3.2 milyon dolar tahsis edeceğini açıkladı. Çok büyük bir rakam olmasa da yine de Rusya'nın Ermenistan'ın yanında yer alması bizi şaşırtmıyor. Aslında bugün Antalya Diplomasi Forumu'nda benim de beklediğim bir toplantı vardı. Burada Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Tacikistan Dışişleri Bakanı, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbeyev ve bunun dışında Şah Mahmud Kureyşi yani Pakistan Dışişleri Bakanı'nın konuşma yapması bekleniyordu. Bu konuşmanın gerçekleştiğini fotoğraflardan görmekteyiz fakat Antalya Diplomasi Forumu'nun sitesinde sadece bu konuşmanın videosu yok. Dolayısıyla neyin konuşulduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle siteye bunu koymayı unuttular. Eğer güncellenirse önümüzdeki saatlerde aktarırım. Beklenen gün geldi ve yarın Ermenistan'da Karabağ hezimetinden sonra parlamento seçimleri yapılacak. Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıl sonra kurtardığı bölge için kritik bir seçim. Burada Ermenistan'da 22 parti, 4 ittifak, 2.581.093 seçmen bulunuyor. Öne çıkanlar geçici başbakan Nikol Paşinyan, Sivil Sözleşme Partisi, İlk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan, Ermeni Ulusal Kongre Partisi, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Ermenistan İttifakı ile seçime giriyor. Yine eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Sarkisyan ise Onurum Var İttifakı'nı destekliyor. Paşinyan başarısızlığına çökmüş bir sistemi devralmasını gerekçe gösteriyor. Karabağ'da Azerbaycan ordusuna yenilginin sebebinin Ermeni ordusunun yöneticileri olduğunu belirtiyor. Seçimden sonra güvenlik, ekonomik ve sosyal problemlerle ilgilenme vaadi bulunuyor. Koçaryan ise seçim söyleminde Rusya lideri Putin ile dostluğunu ön plana çıkarıyor. Rusya ile ilişkileri iyileştireceğini belirtiyor. Paşinyan iktidarının devletin bütün kurumlarını yönetemediği ve öncelikle bu sorunu gidereceği sözünü veriyor. Paşinyan yönetiminin eylemlerini yargıya götüreceğini de belirtiyor. Diğer haberlerimize bakalım. Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonrasında Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile yine Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu arasında Antalya Diplomasi Forumu'nda görüşme gerçekleşti. Bugün de 3 gün arka arkaya Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde Pakistan'a tepki mesajını görmektesiniz. 19 Haziran'da paylaşıldığını buradan görüyoruz. Kısaca bakalım. Afganistan'da ve bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için durumun hassasiyeti ve ortaya çıkan fırsatlar göz önüne alındığında bu eğilimi bozan yorum ve açıklamalar
Afgan barış sürecinin lehine değildir. Afgan hükümeti ve uluslararası toplum, Pakistan hükümet yetkililerini müzakereler için T'yi müzakere masasına geri getirmek ve T'nin üzerindeki etki ve kontrolünü kullanmaya çağırıyor. Gerçekçi olmayan ve gerçek dışı açıklamalar iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine engel olacaktır. Afganistan önemli ve kilit konuları Pakistan ile diplomatik kanallar aracılığıyla görüşmeye kararlıdır açıklamasında bulunmuş. Kısacası T'yi masaya çağır şeklinde açıklamaların yapıldığını söyleyebiliriz. Şunu da söyleyelim, Hizbi İslami lideri, yani siyasi bir partiden bahsediyoruz, Gulbettin Hikmetyar korona sebebiyle Türkiye'deki bir hastanede tedavi görüyordu. Burada hastane ismi söylemeyelim. Doğrulanamayan haberlere göre kendisinin vefat ettiği iddia ediliyor. Gerçek mi değil mi yakında ortaya çıkacaktır. Diğer haberimiz, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, OECD Genel Sekreteri Matthias Korman'la görüşme gerçekleştirdi. Bunun dışında bugün Doğu Akdeniz Zirvesi yapıldı. Buraya Filistin Dışişleri Bakanı, Cezayir Dışişleri Bakanı ve Irak Dışişleri Bakanı katıldı. O konferansın tamamını kanalımızdan izleyebilirsiniz. Diğer haberimiz Kazakistan'dan. 19 Haziran Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma Kuruluş Günü. Burada Kazakistan askeri personeli ülkenin hava sahasını korumak için görevde şeklinde not düşürmüş. 19 Haziran Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nde Hava Kuvvetleri Günü kutlanıyor. Hava Savunma Kuvvetleri personeli ülkenin hava sınırlarını korumak için 24 saat muharebe görevi yürütür şeklinde Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından bir video paylaşılmış. Milli Muharip Uçak'tan bahsedelim. 2023 yılında hangardan çıkarılması beklenen Milli Muharip Uçak'ın yazılımlarının Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacağı açıklandı. TUSAŞ ile Antalya Teknokent arasında sözleşme imzalandı. Akdeniz Üniversitesi'nin çok sayıda projeye imza atması bekleniyor. TUSAŞ ilk etapta 1000 metrekarelik alanda 100 ARGE personeliyle faaliyet başlatacak. 2 yıl içinde ise personel sayısının 500'e çıkması bekleniyor. Geçen günlerde de rüzgar tünelinin yapımına başlandığı açıklanmıştı. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan çok sayıda gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Very nice to have you here.